gidiyordum böyle, hocama gidiyordum. Rolls Royce takibimizi taktırdık. Şu an yanımda bir tane Ferrari geçiyor. 4 silindirin sesi, 400 cc. Takipçi arkadaşımızla lahmacun yedik artık. Güzelleri de sana nasip olsun. Yok. Aynen. Şu an yok. Bunu çekip atıyorum. Normal canlı değil. YouTube'a, Instagram. Valla. Kavga dövüşmüş. Onun gibi. Günden merhabalar. Ben iyi. Arkadaşlar bu anahtarı söktüm bu arada. Bazen hata veriyordu. Keyliskova hatası yani ekrana düşüyordu filan. Büyük ihtimal okumuyordu filan. Bazı arkadaşlarımız yoruma yazmış abi bozabilir filan. Ondan kaynaklı söktüm. Her zaman tanışmak isterim takipçilerimle. Cansınız. İyi ki varsınız. Her zaman bir beğeni, bir yorum atmanız mutlu ediyor. Ön plana taşıyor. Sonuçta motovlog işi de nasıl diyeyim, zor bir iş, kolay bir iş değil. Kameraya takıyorsun, pili bitti mi bitmedi mi, bunlara bakıyorsun, devamlı uğraşıyorsun. Eğer vloglar biraz daha kolay olabilir ama motovlog öyle değil. Buraya kaza olmuş, büyük ihtimal yağdan dolayı kum döküyorlar. Motovlog daha biraz daha zahmetli. Bunu şeyinden dolayı anlatmıyorum. Çünkü pile bakıyorsun, yola bakıyorsun, kas takıyorsun, kıyafet giyiyorsun. Beğeni, yorumlarınızı bekliyorum. Seviliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar hala diyorlar ya abi SC niye takmış? Ya alete zarar veriyor. O yüzden yani. Siz de anlayış gösterin. Bunun sesi de kötü değil. Güzel. Harika. SC gaz yakıyor. Gaz yakıyor diyorum. Yağ yakıyor. Yani zarar verdiğini bile bile takmak da vades oldu. Tabii SC'nin sesi biraz daha gürlü çıkıyor. Çünkü egzoz ucu çok açık diyorum. Yani o açıklık sıkıntı doğuruyor. Yağ yakma bilmem ne. Bu egzozları taktığımız için bunlara bir yazılım şart, yani egzoz ayarı yapılması gerekiyor. Mesela KTM'e de taktık. KTM'de direkt KTM servisi, KTM bayisi kendi getirdiği için egzozu, katı matı falan da var onda biraz üstünde. Onda hiçbir sıkıntı yok. Güç artışı var. Güç, daha çok güç var. Ama bunlarda biraz daha rezik makinelerde makine biraz daha lafı, yani şöyle söyleyeyim, aptallaşıyor. Çalışması biraz daha değişiyor. Güçten bir tık kaybediyor. Yani alt devirlerde kaybediyor. Üst devirlerde daha performanslı oluyor tabi. Bunun üstünde şimdi Sprint'in hava filtresi var. Akrep egzoz var. Sprint'in hava filtresi de kaliteli, bayağı iyi bir hava filtresi var. Akrep daha baskılıyor. Akrep'te patlama fazla oluyor mesela. SC'de çok aşırı patlama olmuyordu. Gürleme çok oluyordu. Bunlara mesela atıyorum şöyle dur, gaz vereyim. Böyle bak. Aynı yani. Değişen fazla bir şey yok. Sadece bir tık daha sesli çalışıyordu. ZX10'la KTM arasında ne fark var dersen, KTM şehir içi bir canavarı, ZX10 da uzun yol canavarı. Yani uzun yolda bu makine hiç yormuyor. Neden? Şu süperlik var, rüzgarı atıp geçiyor. Naked makinede, yani KTM gibi naked makinelerde rüzgar 200'den sonra böyle yormaya başlıyor. Bunda hiç hissetmiyorsun. 300'de giderken bile rahatsın yani. Nasıl patlatıyor ya? Bunun patlatmasını daha çok seviyorum çünkü fazla patlatıyor cidden. Akrep daha sıkıştırdığı için. Evet. Şebeze atlara falan çıkıyordu ya. Evet. Oradan izliyordum böyle.
50'den 125'e geçeceğim. Belki İPES'e geçeceğim. Süper. Çalışıyorsun ekstra olarak da. Güzel. Bu senin motor mu? Müşteri motoru mu? Kazasız belasız inşallah en güzelleri nasip olur ya. Dikkat et. Bir gün buluşma ayarlayacağım, gelirsin. Tamam. Süper olur, cansın. Şurada duralım. Cansın, dikkat et kendine. Eyvallah, sağ olasın. Arkadaşlar, Beşiktaş'a geldik. Şuradan döneceğiz şimdi. İnşallah yanar ışık. Burası biraz geç yanıyor sanki. Şunu biraz stop ettireyim de. Burası çünkü bayağı uzun sürecek. Buhar olacağız ya. Nem oranı çok yüksek ya, o yüzden. Sıcaklar sizde nasıl geçiyor bilmiyorum ama evde durulmuyor bazen. Klima milima olmayınca, klima da açıyorsun çarpıyor. Farklı bir şekil oluyor. En güzel doğal seyrelindik ama o olmuyor işte. Yapış yapış oluyorsun her defasında. Yan artık. Yanmaya mecal yok. Işık bile sıcaktan yanmıyor artık. Burada önceden Midye Camet vardı. Aa, gerçi var hala. Ama diğer başka yere taşındığı için. Burası da farklı kişi işletiyor. Vermiyorum, sıcak kardeşim, yanıyorum. İleriden bari olmadı döneriz ya, bu trafik. Şu aynaları kapatıp gitmek de olabilir. Çünkü her yerden geçiyor o zaman. İşte bu gibi durumlarda kapatıyoruz mecburen. Gel 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 gel. Şurada ışık yandı ya, bir boşluk oldu. Ortaköy'e yaklaştık arkadaşlar. Ortaköy'de böyle biraz. Şimdi buraya gireceğiz. Buradan ben aslında yandan geçerim. Aynaları kapatınca diyorum ya, ufacık oluyor motor. Rolls Royce. İleride bizi abluk altına almasınlar. Bazen bu ileride çevirme olabiliyor. Ama genelde turistleri falan indiriyorlar. Baksana, kumpirciler yeri. Risk. İşte önceden şey R6 vardı bende, 250 cc'liklerden geçtiğim ilk böyle 600'lük 4 silindir makine, onu da buradan almıştım, Daytona'dan almıştım.
Buradan sonra taşındı Daytona zaten. Şu an yanımda bir tane Ferrari geçiyor. Işık yandı. Vun, vun, vun. Gençler bize yetişecek şimdi. Aha, polis bizi almasın. Ferrari'den orayı çekeyim hemen. Pusuya yatayım. Alırsa valla nanay. Motor girişi yasak diyor. Martı! Nerede yakaladınız be? Hoş geldiniz. Beni tanıyorsunuz mu ama? Tanımıyorsunuz. Ama beni tanımazsanız olmaz ki. Nasıl şimdi gaz vereceksiniz? Ben sandım benim takipçimsiniz. Abi kanalın ismini öğrensen. Kanalın ismini ama niye bir... belki takip ediyorum. Landona. Ediyorum da ismini. Evet. Ne yapıyorsun? İyi abi, sen ne yapıyorsun? İyi. Bak arkadaşlar tanımıyor. Seni takip ediyor musun? Ediyor musun? Cansın. Nerede oturuyor? Sakarya. Sakarya'dan buraya geldin. Evet, tatile geldim. İyi, güzel. Nasıl geçiyor tatilin? Güzel. Kazasız belasız geçmesi dileğiyle. Merhabalar. Ben hiç otobüse girmiyorum. Aç. Baş internet yok. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi abi. Benim de gidiyor. Benim de iyi. Sakarya'dan geldin. Sakarya'nın neresi? Serdivan'da. Serdivan'da mısın? Serdivan'a geliyoruz. Fatih, bizim Fatih var grupta. Onun orada yazdığı var Serdivan'da. Benimki Kutay Kubilay Konak Instagram hesabı. Tamam, oradan sen etiketledin mi görünüyor. Hesabın açık mı? Gizli, açık yaparım evet. Açık yaparsan bana düşer. Tamam. Yoksa düşmez. Açık yaparım, öyle paylaşırım. Tamam. Süper olur. Kendine iyi bak. Ben gidiyorum şimdi. Gene sohbet muhabbet ederiz. Oradan paylaşırsın, yazarım sana da. Cansın. İyi günler kardeşim ha? Ne zaman paylaşırsın? Ne zaman paylaşırım bakacağız. Abi, ne biliyor musun o crossplay'ni? Aynen arkadaşım. Buralarda sürekli video. Siz onu takip ediyorsunuz. Ha, demek öyle ha. Onu takip. Ay ne abi ya, o Yeşilköy'de oldu. Abi bence burada fazla gözme, yoksa cezayı yapıştır. Abi, burada yapıştırıyorlar mı? Burada olanlara... Abi video açacak mı? Ne yapacak? Açalım. Zaten az ilerisi Yeşilköy Meydan. Değil mi? Buradan geriden... Ama bak, geçiyor. Buradan daha ileriye gidemiyorlar. O da yiyecek, o da yiyecek. Yeşilköy Meydan'a ileriden gideceğiz o zaman. Takip edelim de bir ara gazı verelim bari. Ama burada insanlar biraz bir tık rahatsız olur ya. Sesini duyun sadece. Olmaz mı? Olur, o da olur. Abi sen ver abi. Aynen o. Düşüyordun, bize gel, biz yeni tamam. Buradayız. Tamam kardeşim, sen beni kurtarırsın. Evet öyle. Ben seni merak etme. Bura senden soruluyor. Görüşürüz. Abi, vallahi takip ediyormuşum. Ediyor mu? Benim hesabım vallahi. Tamam, kendini görürsün artık. İnşallah. Aynen. Evet. Gönder burayı. Tamam, göndereceğim. Ne abi? Landona. Plakada yazıyor, bakarsınız. YouTube, Instagram'da da var. Görüşürüz. Görüşürüz kardeşim. Kendine iyi bak, görüşürüz. Hayırlı günler. Yeşilköy sahile geldik arkadaşlar.
Burası da Yeşilköy'ün merkezi bir tık daha. Yeşilköy'de bir tane güzel lahmacuncu. Burası dolu ama şöyle bir oturup yiyeceğim. Bir bakalım, lahmacun yiyelim burada. Güzel. Takipçi arkadaşımızla lahmacun yedik arkadaşlar. Şimdi kalkıyoruz. Onunla birlikte kahve içeceğiz Yeşilköy'de. Kolay gelsin. Aşağı tarafta mı? Aşağı tarafta. Bebiş uyuyor. Tatlı tatlı sakin gidelim. Geldik öyle. Ses güzel mi? Değil mi? Bu ses insanı fena gaza getiriyor. Hele bu daha şu an çıkmıyor. Yolda basıyor. Oo, hafif hafif. Ses çıkıyor diye hoşuma gidiyor bunun. Takipçi arkadaşımız da yolda denk geldik öyle. Yolda demeyeyim de lahmacuncuda. Sonra star'a geldik. Ha, olur. Ben sesine bir şey yaptım. Eyvallah. Açık. Söylemek istediğiniz bir şey varsa. Cansınız. Dikkat edin. Kolay gelsin. Hayırlı akşamlar sizlere. Cansız. Of. Fena! Gece kaldığımızda da bir tık keyifli oluyor be.
soğuk olur derler, harbi soğuk. Saat akşam 11-12. Çanta paraşüt görevi görüyor. O yüzden böyle biraz sıkıntı çıkarabilir. Havlıyor bana. Gazlıyorum, bırakıyorum. Gurbetçilerin zulmü. Boya koktu arkadaşlar. Yeni boya dökmüşler. İnşallah bizim lastiklerde bir sıkıntı olmaz. Ay Allah'ım ya Rabbim. Abimizle selamlaştık. Başakşehir'den sapıyoruz.
gazlamamızın sonuna geldik arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Kolay. Sana da nasip olsun. Hayırlı akşamlar. Sana da nasip olsun. Dikkatli kullan. Abdullah abinin dükkanından çıkıyoruz arkadaşlar. Hello Motogarage. Aklınızda bulunsun. HJC kask modelleri, takip sistemi, interkomlar. Yani burada telefon tutucular, yağ var, hepsi var. Bu şekilde ayrılıyoruz. Turuncu takibimizi taktırdık. Bir de alarm olması ekstra güzel. Yani bir alarma ihtiyaç duymuyorsun, üzerinde var. Onun hassasiyetini de ayarlıyorsun. Bu şekilde kask modelleri de var. Bayağı da malzeme gelecek, deposunda da var. Haberiniz olsun. Tekstil kentte yeri. Yol üstü çayını, kahvesini içmeye de gelebilirsiniz. DX4 4 silindir biliyorsunuz, 40. yıl. Ufak bir çalıştırayım, sesini de duyun. Küçük bir çalıştırayım. Bakın. 4 silindirin sesi, 400 cc. Çok güzel ya, harika. Gaz vermiyorum. Arkadaşım motoru. Ama bunu da teste alırız, süreriz. Sürmüştük zaten. Çok harika motor. Abdullah abi çıldırdı. Abi hayırlı akşamlar diliyorum. Eline koluna sağlık. Takip sistemi güzel. Bakalım görüşürüz. Kankacığım memnun oldum. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar tekrardan. Allah'a emanet. Eyvallah. Tabii ben egzoz sesinden dolayı kendi sesimi duyuyorum anca. Ama onun egzoz sesi de çok iyi. Burada nereyi seçelim? Edirne, Ankara. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Arkadaş hala bakıyor bu tarafa da. Çok dikkat edin arkadaşlar. Değerli takipçilerim.